Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yanarak öldü, 1 kişi de yaralandı. Sami Erboğan'ın kullandığı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde Zafer Oktay yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Zafer Oktay'ın kullandığı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Gümüşhacıköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, sürücü Zafer Oktay ile eşi Elif ve annesi Sultan Oktay'ın aracın içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Erboğa ise ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana'nın Seyhan ilçesinde yangın çıkan iş merkezindeki atölyede hasar oluştu. Tepebağ Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 4. katında bulunan kuyumcu atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binadaki çalışanların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürme işlemi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiyenin 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın atölyede büyük hasara yol açtı. Patlama ne oldu? Hani? Çorum'da bir kişi girdiği baraj gölünde boğuldu. Murat Kavaklı arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği Çomar Barajı'na girdi. Kısa süre sonra çırpındığını gören arkadaşları Kavaklı'yı kurtarmak istedi. İki arkadaş batmaya başlayan Kavaklı'yı kurtaramayınca sudan çıkarak 112 acil servisten yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekibi suda Kavaklı'nın cansız bedenine ulaştı. Kurban Bayramı'nda kalp, damar, diyabet, hipertansiyon ve böbrek gibi kronik hastalığı olan kişilerin et tüketiminde porsiyon kontrolüne özen göstermeleri gerektiğine dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne görevli diyetisyen Melek Atabey, yaptığı açıklamada dengeli ve yeterli beslenmenin sağlıklı ve doğru beslenmenin temeli olduğunu söyledi. Sağlıklı ve doğru beslenme aslında yeterli ve dengeli beslenmenin temel kontrolünü yapmaktan geçer. Bu da seçtiğimiz besinle ilgili porsiyon kontrolünü, yeterli ve dengeli beslenmeyi, aynı zamanda da besin gruplarının dengeli dağılımını içeren bireylerin yaşına, cinsiyetine, kendi özel durumuna göre aslında en doğru beslenme tarzını, sağlıklı yaşam biçimini kabul ettiği bir sistemdir. Doğru beslenmenin bir davranış biçimi olması gerektiğinin altını çizen Atabey, özellikle bayram gibi özel günlerde de sağlığın korunması için özenle hareket edilmesinin önemini vurguladı. Özellikle Kurban Bayramı dönemi boyunca bizim vermek istediğimiz en önemli mesaj, kronik hastalığı olan bireylerin, diyabet, şeker, kolesterol, kalp damar rahatsızlığı gibi kronik hastalığı olan bireylerin aslında et tüketimi konusunda porsiyon kontrolüne özellikle dikkat etmeleri olacak. It's more important than ever to continue support. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Yüksek Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının, Ukrayna'daki savaşta Kremlin'in gücünü kırdığını ve siyasi sistemini etkilediğini gösterdiğini söyledi. We are certainly following closely what's happening. Borrell, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bakanlarının Lüksemburg'daki toplantısı öncesi basın açıklamasında bulundu. Wagner grubunun isyanını Putin'in yarattığı canavarın kendisini ısırması olarak niteleyen Borrell, bu hafta sonu yaşananlar Ukrayna'ya karşı savaşın Rus gücünü kırdığını ve siyasi sistemini etkilediğini gösteriyor değerlendirmesinde bulundu. Borrell, Avrupa Birliği'nin durumu yakından izlediğini vurgulayarak nükleer bir gücün siyasi çalkantı içinde olmasının tehlike arz ettiğini, Avrupa Birliği'nin muhtemel senaryolar üzerine çalışacağını belirtti. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi, şimdi Ukrayna'ya her zamankinden daha fazla destekleme zamanı dedi. Türkiye Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcan'ın 2022 yılı Kurban Bayramı'nda etlerin %10'u yanlış muhafaza nedeniyle çöpe gitti. Açıklamasının ardından Gazete TV olarak etlerin en doğru muhafazası nasıl olması gerektiği sorusuna cevap aradık. 35 senelik kasap Mehmet Halit Erkek, etin en doğru şekilde saklanması ve tüketimi konusunda önemli bilgiler aktardı. Et ne kadar dinlenirse o kadar güzel oluyor. Taze taze et tüketilmesinden yana değil. Çünkü taze tüketildiği vakitte hem sert olur, istedikleri tadı da alamazlar.
Kurbanın kesilmesinin hemen ardından etlerin leğenlere üst üste konmaması gerektiğini anlatan erkek, etlerin açık havada 1 saat kadar dinlendirilmesi gerektiğini aktardı. Milletimiz bazen eti kesip sıcak sıcak, daha muhafaza etmeden üst üste alıp leğenlere veyahut da poşetlere sıcakken üst üste katılmasından yana değiliz. Tabii ki et kesilir kesilmez havada dinlenmesi lazım ilk başta. Sıcaklığın tamamen gitmesi lazım. İnsanlarımız şu şekilde yapıyor. Misal eti, koyunu kestikten sonra hemen eti sıcak sıcak ya poşetlere veyahut da leğenlere ne oluyor? O üstte et kaldığı vakitte eşkime yapar, tohuma yapar. Kurbanın en doğru kesimi için kesimi işi bilen birisinin yapması gerektiğinin altını çizen erkek, uzun yolculukta etin nasıl korunması gerektiğini de anlattı. Parçalarken misal parçalarken eti de ehli birine vermeleri lazım ki eti parçalayabilmesi için, dağıtılmaması için, kemik kırıntılarının çıkmaması için. Özellikle merdiven altı kesicilerinden uzak durmak lazım. Tabii ki tabii ki muhakkak ki bu mesleğin de ehlileri var, ehlilerine vermeleri lazım. Etlerinin mundar etmemesi için, koyunun mundar olmaması için güzel bir şekilde çıkmasını istiyorsalar ehline verecekler tabii ki. Tabii ki eti kestikten sonra onu dinlenmesi lazım etin. Muhakkak ki en azından 1-2 saat sıcaklığını atması lazım. Bir dolaba katabiliyorsa da dolaba katsınlar. Veyahut da büyük bir termosları varsa termosun içerisinde katıp da üzerine buz ilave edebilirler. Tabii ki poşetler içerisinde buzu katarlar termosun içerisine. Sağlı sollu eti muhafaza, o şekilde muhafaza edebilirler. İnsanlıkla başlayan bir ibadet. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde biz diyor kendilerine verdiğimiz hayvanlar üzerine ismimizi ansınlar diye her topluma kurban kesmeyi meşru kıldık diyor Rabbimiz Hac Suresi. Seyhan Müftülüğü Vaizi Mükremin Işık, Kurban Bayramı'nın önemini gazeteye anlattı. Kurban Bayramı'nın insanlıkla beraber başlayan bir ibadet olduğunu söyleyen Vaiz Işık, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de biz kendilerine verdiğimiz hayvanlar üzerinde ismimizi ansınlar diye her topluma kurban kesmeyi meşru kıldık diyor. Kurban Bayramı, insanlığın varoluşundan günümüze gelen bir ibadettir dedi. Kurban, insanlıkla başlayan bir ibadet. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde biz diyor kendilerine verdiğimiz hayvanlar üzerine ismimizi ansınlar diye her topluma kurban kesmeyi meşru kıldık diyor Rabbimiz Hac Suresi 34. ayet-i kerimesinde. Onun için insanlığın varoluşundan günümüze kadar gelen bir ibadettir kurban ibadeti. Kurbanın Allah-u Teala'ya yaklaştıran bir ibadet olduğunu belirten Işık, kurban kesmenin bir şükür olduğunu da aktardı. Yüce Rabbimizin manevi huzuruna yaklaşmaya vesile olan şey demişler. Öncelikle kurban bizi Allah-u Teala'ya yaklaştıran bir ibadet. Kurban Rabbimizin emri olduğu için ona yaklaşma niyetiyle yerine getirmiş olduğumuz bir ibadet. Bunu her bir müminin, her bir Müslümanın zihninde iyi etmesi gerekiyor. Kurban şükrümüzün bir göstergesi yine, hani faziletleri noktasında. Yani Allah-u Teala bize başta sıhhatimiz olmak üzere, varlığımız olmak üzere sayısız nimetler ihsan eylemiş. Yani gerek yemek, gerek içme noktasında, gerek maddi konuda, gerek manevi konuda, gerek bedenimiz konusunda gerçekten Allah-u Teala insanı mükemmel bir şekilde yaratmış, yeryüzünü onun emrine müsahhar kılmış ve saylamayacak kadar da nimetler ihsan eylemiş. Onun için bizden sahip olduğumuz bu malımızın, mülkümüzün, servetimizin de şükrünü eda etmemizi istiyor Rabbimiz. Kurban bu manada malımızın şükrünün bir göstergesi. Çünkü